13 aydır ben sıranın bana gelmesini bekliyorum. Bütün biriktirdiğim altınlarım, bütün birikimim gitti bitti yok. Ulan Burcu, ulan Burcu ben sana 40 kere dedim al şunları götür altınları dedim bankaya yatır. Sen ne yaptın? Yastığın altına yatırdın. Ya yastığın altına yatıracağım tabii. Adı o. Yastık altı yatırımı. Nereye yatıracağım ben başka? Seninki altınları saklamak değil, hırsızın mesaisini azaltmak. Sen alsaydın, bu altınları kargoyla hırsıza gönderseydin adamın eline daha geç ulaşırdı yani. Bu var ya, kesin anlaştı hırsızla, altınları birlikte alacaklar, Karayiplere gidecekler. Tokyo bu. Ya ne Tokyo'su ya? Hakikaten ne Tokyo'su ya? Anne bak sen bu dizlere fazla kafayı taktın ha. Yapma böyle, git kapıcıyı çağır. Belki adam bir şey görmüştür. Ay, 24 tane çeyrek, 5 tane tam, 9 tane yarım altın. Nereden basar 12-13 bin ederdi? Bu var ya, kesin oynayışıyla kaçacak bu. Bu yorlu Tokyo. Anne ne Tokyo'su be? Altınlarım gitti benim, siz bana Tokyo Tokyo diyorsunuz. Ulan ya. Tamam sen de ağlama ya. Çağırdık işte polisler gelecek. Hırsız bu. Bir iz, bir ipucu bir şey bırakmıştır yani. Belki de yakalanır. Ne bileyim şimdi ben. Geldi Charlie'nin kelekleri. Bu ne biçim şov ya? Siz kimsiniz kardeşim? Ben dedektif Şevkal. Bu da ortağım dedektif Heykal. Amerika ile Türkiye arasında polis değişimi projesi kapsamında Amerika'dan geldik. Hey! O yüzden emin ellerdesiniz adamım. Okey. Ha, easy boy. Ha? Calm down, calm down. Relax, okey. Talk to me. What's the problem? Ay, problem. Komiser bir problemimiz şu. Benim altın gününde biriktirdiğim bütün altınlarım, bütün birikimimi hırsız bey çaldı. İlginç. Acaba hırsız gerçekten neyin peşindeydi? Altınları işte diyor ya. Bırak da işimizi yapalım dostum ha. Bırak da işimizi yapalım ha. Ben sana nasıl kel oldun diye soruyorum. Ulan kellik bir iş değil ki. Burada soruları biz sorarız adamım, tamam mı? Babaannem Mary derdi ki... kellere asla güven olmaz. Çünkü kendi saçına sahip çıkamayan... ne de sahip çıkamayan. Oğlum ne diyorsun lan sen? Hey! Hey sizin neyiniz var ha? Sakin olun, tamam mı ha? Senin neyin var Şevkal? Senin neyin var ha? Peki ya sen adamım? Senin neyin var? Siz burada tartışırken o hırsız her saniye Meksika sınırına biraz daha yaklaşıyor adamım. Eyvah! Feridun, Meksika sınırı neresi ya? Nereye bağlı Meksika? Meksika kendine bağlı. Ülke kızım orası. Kelofery. Şimdi her şeyi... daha net anlayacağız, tamam mı? Hırsız evden altınları çaldı. Evet. Şimdi iyice düşünün Bayan Börcü. Sizce bu soygun nerede gerçekleşmiş olabilir? Soygun? Bilmiyorum. Yani siz şimdi öyle şak diye de sorunca insan da aklına gelmiyor ya. Feridun, nerede gerçekleşti soygun? Lan nerede gerçekleşecek? Bu evde işte, ev burası. Çabuk bana evdeki bütün güvenlik kameralarının kayıtlarını getir. Banga mı lan bura? Niye evde güvenlik kamerası olsun? Senden hiç hoşlanmadım cowboy. Bana hiç sevmediğim, hiç hoşlanmadığım birini hatırlatıyorsun. Ama şu an çıkaramıyorum. Şu an hatırlayamıyorum. Bahçıvan mıydı? Havuz temizleyici mi, takım koçu mu veya hepsi mi? Ha buldum, adamın soyadı Sins'ti. Ama ne sinsti lanet olsun. Lan şş, ne hatırlatıyorsun karnı? Allah Allah. Ya biraz mantıklı sorular sorabilir misiniz acaba? Hey, Calferi. Hırsızlıktan önce bu evde çalınacak başka bir şey var mıydı? Yoktu. Yani bilemedim şu an. Senin Feridun bir şeyin var mıydı hırsızlıktan önce çalınacak bir şey? Burcu, acaba bu hırsız altınlarla beraber senin aklını dimağında mı aldı oturdu? Kızım, senin altınların çalındı ya. Ya biraz konuya odaklanabilir miyiz? Mantıklı soru istiyorum ya. Benim kalkan mı? Ne diyorsun? Adamım,
Burada ben hemen her soruyu sormazsam, bu soruyu sormadığım için bütün sorumluluklar bana ait olacak. Anlıyor musun ha? Bunu anlıyor musun ha? Ben bu iş için ne bedeller ödedim? Bunun farkında mısın? Tamam dursun, bunun farkında mısın? Tamam mı? Hey, hey, hey. Bunun farkında. Hey, Şevkul, kendine gel, tamam mı ha? Geçti, tamam mı? Bitti. Burası Detroit değil dostum ha? Detroit'teki yaşadığın olaylardan farklı olaylar bunlar. Burası Detroit değil, burası Esenyurt, tamam mı dostum ha? Geçti adamım. Ne oldu ki Detroit'te? Ah, lanet olsun. Detroit'te, Detroit'te 100 adamımı kaybettim, anladın mı? Aa. Vallahi kusura bakmayın, ben böyle bir olay yaşandığını hiç duymadım. O yüzden böyle apır sapır konuştum. Nasıl kaybettiniz ayıp sorması 100 adamı? O lanet olasıca Luna Park soygununda oraya tam 100 adamımla gittim ve hepsini kaybettim. Vah vah be, çatışmada mı? Hayır, Luna Park'ta. Aradık, 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 aradık ama bulamadık. Meğer Şevkul'a haber vermeden dondurmayı yemeye gitmişler. Şevkul büyük bir travma yaşadı. Çünkü dondurma yemek benim de hakkımdı. O külahı yalamak benim de hakkımdı dostum. Ya bu kurban olduğum yaradan acaba beni sizinle mi sınıyor ya? Hey, 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 hey. Bu Amerika herhalde dualarla ayakta duruyor ya. Böyle polislik olur mu be? Hello, Ferry. O hırsızı bulacağız, tamam mı? O altınları ben Börcü. Nereden aldın? Altınları altın gününde. İşte dün bendeydi altın günü. Benim bütün dostlarım geldi, altınları getirdi. Buradan aldım. Günde hangi yemeklerden yaptınız? Kek, börek, dolma. Çabuk o dolmaları buraya getirin. Bravo, parmak izi için değil mi? Hayır. Hayır dostum, yemek için. Acıktım dostum ha? I'm hungry. Lan çözün artık şu işi. Şu işi çözün. Otur sen de. Hey! Olayı çözdüm dostum. Valla. Bugün hava çok sıcaktı. O yüzden hava almak için pencereyi açtınız. Hırsız için bu pencereden tırmanmak çocuk oyuncağı gibi bir şeydi. Pencereden tırmandı. Salona girdi. Sonrasında da bu koltuğun arkasına süzülüyor. Ve çevik bir şekilde kalktı. Ve bu sonrasında seri bir hareketle diğer koltuğun arkasına geçti. Sonra oradan da kalktı çevik bir şekilde. Tam o sırada kapıdan anahtar sesi geldi. Kapıdan çıkamazdı. Geriye bir tek yol kalıyordu. O da koştu, koştu, koştu ve... Aa! Camdan atladı! Lan altınları da çalmayı unuttu salak! Ne yaptınız? Verdiğim verilerle hırsızı buldunuz mu? Aykırı amirim. Kusura bakmayın. Yani amacım işinize karışmak falan değil. Yani sesli düşünüyorum. Saçmalarsam söyleyin. Burası şimdi olay yeri ya. Acaba diyorum. Belki ne bileyim parmak izidir, bir şeydir. Olabilir mi? Saçmalıyorum. Aklımı okudun dostum. Vah kel boy. Easy boy. Hemen parmak izi alacağız. Hadi. Hadi. Buradan, 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 buradan. Buralardan da almak lazım. Tamam, hep bundan. Buralardan. Tamam, gerek kalmadı zaten. Feridun, uzun ben ilacımı almadım mı? Çünkü camdan sanki biri atladı gibi oldu. Hey, 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 hey. Senin derdin ne? Yüksek tansiyon var ama. Lanet olsun, tamam mı yaşlı kadına? Senin neyin var ha dostum? Ha? Senin neyin var? Lanet olsun, anladın mı beni ha? Lanet olsun. Sen evin içinde lanet okuma. Bereketi kaçar manyak. Hey, hey, hey. Eko, sakin ol dostum, tamam. Geçti. O sadece küçük... Eğri, yaşlı bir babaannecik. Ama hırsızlığa uğramış biri olarak gayet sakinsiniz ve hiç heyecanlanmamışsınız. Ben en son heyecanlandığımda ambulu doğurdum, orada bitti benimki. Demek oğlunuzla aranızda husumet var. Şimdi kafamdaki bazı soru işaretleri aydınlandı. Hırsız bu kadar. Lan öyle bir şey nasıl olur ya? Aşk olsun anne ama ya.
Aynen şöyle oldu. Bu yaşlı kadın sizden önce uyuma numarası yaptı. Siz mutfakta işinizi yaparken, televizyon seyrederken salonda odanıza girdi. Odanızdaki avizeye tırmandı. Orada öylece sallanıp durdu. Burcu Hanım odaya geldi, altınlarını sakladı ve yatıp uyudunuz. Sonra bu hanımefendi o avizeden takla atarak aşağıydı. Altınları aldı. Tabii ki altınları bu evde saklayamazdı. Ve şu pencereden atlayıp yan binaya geçti. Oradaki çatıya tırmandı. Çatıdaki bacaya, oradaki deliğe altınları bıraktı. Ve aynı yoldan geri geldi. Ve uyuma numarası yapmaya devam etti. Şu elindeki bastın da onun gerçek kimliğini saklamak için kullandığı bir aldatmaca. Ulan! Değilmiş. Oğlum! Senin bu anlattıklarını ben yapabilseydim, ben 25 dur kalır mıydım? Bana hatırlatmayın. Dur kalır mıydım oğlum? Sen bunları anlatırken daha ben 3 kere altıma kaçırdım. Ferit Oga! Ne yapıyoruz ha? Ha? Ben mi seni koruyacağım? Ha sen beni koruyacaksın. Kim kimi koruyacak? Karı bizi koruyacak dostum. Ulan adam yanında. Bir şey söyleyeceksin. El işareti yapmadan söylesene. Artık yapacak bir şey kalmadı. Bunu yapmak zorundayım. Gel. Lan! Lan! Aa, Allah! Tuttum! Nedir o tuttum şey? Tuttum İsa'm benden. Bu ne? Bu ne lan? Bomba bu. Lan bombaysa bana niye atıyorsun? Bomba da plastik. Oğlum oyuncak lan bu. Bu oyuncak bomba. Siz lan neyin peşindesiniz? Bu sandalyeleri ters çevirme. Oyuncak bomba atma. Nedir ya bu? Teslim oldum. Teslim oldum. Tamam yapmayın ya. Ne olur ben de bahçe hortumuyla arabamı yıkamıştım. Bu. Bu kim ha? O bizim kapıcımız. Ben onu çağırdım. Belki bir şey görmüştür diye. Sizin yapmanız gerekeni yapıyorum yani. Demek kapıcısın ha? He. Ayda kaç para kazanıyorsun? Asgari ücret. Başka sorum yok. Hey! Lan bu ne biçim sorgu? Anlamadım ki ben ya. Senin neyin var lan? Senin neyin var dostum? Sakin ol tamam mı? Sakin ol lan! Sakin ol! Sakin! Zaten sakinsin. Ama sen değilsin Freydon. Neden değilsin? Hop oturdum, hop kalktım. Şimdi olayı çözdüm Freydon. Hırsız... Freydon. Aa! Allah ceza versin senin Freydon. Ulan altın kendi altın. Niye çalın kendi altını ben? Doğru diyor. Niye? Ne çalsın ya? Oğlum niye beklemiyorsunuz lan beni? Ha? Amirim size demedi mi tek başınıza göreve çıkmayacaksınız diye ya? Allah Allah. Lütfen arkadaşlar lütfen. Evet nedir problem? Ben size anlatayım. Buyurun. Bizim altınımız çalındı memur bey. Bir an önce de bulunmasını istiyoruz. Başka isteğimiz yok. Tamam. En son altınları nereye koydunuz? En son şeye koyduk memur bey. Davlumbazı mutfakta davlumbazı üzerine koyduk en son. Ne? Hani yatak odasındaydı? Aa evet. Ben şu an onu hatırladım ya. Ben onu şeyden koydum oraya. Hırsız kolay bulamasın diye davlumbazı üzerine koymuştum. Ulan. Şu an hatırladım ya. Tamam. Olay çözüldü o zaman. Evet. Ben gidiyorum. Siz de gelirsiniz tamam. Hadi görüşürüz. Ben gör gelin ya. Daha da altınları ben saklayacağım. Buna asla değil. Ben onu bankaya yatıracağım. Anne. Sen altına dokunmayacaksın. Bir dakika ya. Ne demeyeceğim bir dakika. Anne. Hayır gel buraya. Ha, buraya gel. Ah Heykul. Bir olay daha çözdük ha. Tabii ki çözdük Heykul. Çünkü biz suçluların korkulu rüyasıyız. İstersen gidelim ha. Başka suçlular bizi bekler. Şıp gülmekse mesele katılırım.